Bu akşam böyle bir iki saat daha yapalım mı? Fatih Akın'ın yeni bir filmi geldi. Ben de daha gidemedim. Biletler benden. Ya çok üzgünüm be Deniz. Bizim bu akşam okulda Kerim Hoca ile ders çalışmamız gerekiyor. Hay Allah. Ama sonrası için söz. Ya bak biliyorsun bu iş benim için çok önemli. Ya buradan aldığım haftalığım olmasa ne kitapları ne notları para yetişmeyecek. Peki. Ne söyleyebilirim ki? Sen de haklısın. Yani bu okul Deniz ikimiz kadar önemli. Ama bana bir sinema borcum var, unutma, tamam mı? Tamam, söz. Seni seviyorum. Ben de. Ya birader, bakıyorum da pek bir bıcır bıcırsınız ya. Yok be. Akşama Fatih Akın'ın filmi var, gidelim dedim de. Okulda işi varmış. Allah Allah. İnsan gece gece okulda ne işi olur ki? Ay, neyse canım. Sen fazla Fatih Akın'ı beklemezsin. Yani benim de işim yok. İstersen beraber izleyelim ha? Madem bana emanetsin artık. Ya, yok canım sağ ol. Ben Aslı'nın çıkışına gelip ona sürpriz yapmayı düşünüyorum. Bravo birader ya. Senden de beklenen budur yani. Hem bak kıza öyle minibüste türlü türlü şeyler gelmiş. Alırsın kızı elinden evine bırakırsın. Budur. Ah ya ne güzel. Ben ne olacağım pardon? Kızım seni de ben evine bırakayım. Tabii hala arkadaşsak. Hasta ya. Vallahi ne yetinize geldiniz Yaman'cığım. siz Urla'yı bıraktınız ama biz sizi bırakmadık. Değil mi sevgilim? Öyle tabii. İyi düşünmüşsünüz Leman Hanım. Biz de sizi gördük, daha iyi olduk. Ama kusura bakmazsanız bize müsaade. Bizim Canan'la biraz işlerimiz var, onları halledelim. Aa, aşk olsun. Olur mu hiç öyle şey Hafize Hanımcığım? Tamam, önceki gün geldim ben sizleri gördüm ama... Murat özellikle Hafize'yi görmeden gitmeyelim dedi. Değil mi sevgilim? Tabii. Ah, az kalsın unutuyordum. Dün bizim ufaklığa bir şeyler alıyorduk. Bir tane de seninkini al. Bak bakalım beğenecek misin Canancığım? Zahmet etmişsiniz Leman Hanım. Ne gerek vardı? Ne zahmeti? Canan biraz da bizim kızımız sayılır. Değil mi Murat? Tabii, öyle tabii. Şahane. Teşekkür etsene Leman ablana Canancığım. Sağ ol Leman abla. Bayıldım vallahi. Neler yapıyor şimdikiler. Bizimkiler de üniversiteyi bitirip baş göz edilecek çağa gelseler de evlenseler bir torun sevsek ha. Vallahi okula gitmezlerse biraz zor Ayşe Hanım. Belki Mine biliyordur. Deniz bir süre dersine girmiyormuş. Buna şaştım işte. Deniz aklı başında bir çocuk. Bir sıkıntısı olmasın sakın. Biz onun sıkıntısını biliyoruz. Ama yani Deniz biraz da size emanet. Değil mi sevgilim? Murat sen de bir şeyler söylesene. Ben ne söyleyeyim hayatım? Sen gerekli olan her şeyi söyledin zaten. Biliyorsunuz ben sizin gibi çocuğumun başında sürekli kalamıyorum, bulunamıyorum. O yüzden çocuğumuz biraz size, bir yerde de sana emanet Hafize Hanım. Ne de olsa benim çocuğum bir yerde sizin çocuğunuz sayılır. İşte böyle. Biz artık kalkalım mı sevgilim? Trafiğe kalmayalım. Evet, geç bile kaldık. Affedersiniz. Canancığım, kalkmadan bana bir tuvaleti gösterir misin? Ah, kapı. Osman Bey geldi herhalde. Şimdi İzmir'den misafir geldiğini duyunca ne kadar sevinecek. Ah, bilseniz burnunda tütüyor İzmir. Ben gidip bakayım. Liranızı Urla'ya havale çıkardım Murat Bey. Gerçi 50 lira eksik ama birkaç güne kalmaz onu da gönderirim. Yeter ki bir daha olmasın. Yarın sabah saat 9'da sahildeki çocuk parkına gel. Konuşacağız seninle. Konuşacağız mı? Ne konuşacağız? O küçük beynini çalıştır bakalım. Benim seninle çocuk parkında konuşacak neyim olabilir? Saat 9'da. Yerinde olsam gelirdim. Yoksa canı yanmış bir kadının neler yapabileceğini tahmin bile edemezsin.
Hepsi bunlar şimdi değil mi? Ne kadar getirdin sen? 75 demiştin sanırım. 75 farmakoloji için de. Biyokimya için bir o kadar daha isterim. Ama ben o kadarını bile zor toparladım. Bu notlar altında yerinde haberin var mı senin? Eğer vizeleri vermek istiyorsan kitap kitap bahane. Bunları yalayıp yutman lazım. Peki biraz fiyatta indirim yapsanız? Fiyatta indirim yapamam. Ama istersen sana şu ikinci el iskeletlerden birini ayarlayabilirim. Peki tamam. Para burada. 50'yi getirince haber ver. Ben her zaman hazırım. Ya kızım vallahi don lastiği gibi uzattın artık ama ha. Yani sen açık açık söylesene bakayım, niye bizim evde kalmak istemiyorsun? Sevmedin mi bizimkileri yoksa ha? Ya onlarla alakası yok. Anlasana artık. Ben normal biri değilim. Ya sen normal biri değilsin. Ben çok mu normal biriyim sanki ha? Yani beni böyle kabul eden anam babam elbet seni de böyle kabul edecek yani. Ya sen niye ailenle bu kadar yakın olmamı istiyorsun ki? Sen niye bu kadar uzak olmaya çalışıyorsun ha? Bak bak, bu gece kalacak bir yerin bile yoksun. Ya aslında biz o işi hallettik Efe. Yani bir arkadaşında bir ev gördük, çok beğendik. Yalnız tek bir sorun var. Neymiş o? Ev çok güzel, çok ucuz, hem de küçük. Fakat bizim nakit akışımız bir haftada düzelmez. Emlakçıya sordum, bir hafta bekletebilir misiniz diye. Kaporayı vermezseniz bekletemem dedi. Ne kadarmış kapora? Allah, bir kira verirseniz depozitoyu, komisyonu falan sonradan ayarlarız dedi. Aşağı yukarı 400 falan. Nerede bu ev? Hemen şurada, çok yakın. Yeri de güzel. İyi. Hadi gidip tutalım o zaman. Yürü. Kerem hocam. Gece vardiyasından da babanıza bir türlü teşekkür edemedik vallahi. Bizim hanıma yazdığı ilaçlardan yatıp kalkıp durmadan dua ediyoruz. O ilaçlarını bir üç ay devam etsin, sonra gene gelsin. Ben selamınızı babama iletirim. Sen ne dersin o olsun hocam. Yemek almaya gidiyorsanız bir koşul alıp geleyim. Çok çalışsın, kıyamıyorum sana. Yok, bu akşam paydos Cemil Bey, sağ ol. Bir öğrencimle tiyatroya gideceğiz. Kendisi çok çalışkan bir kız. Benim gibi o da biraz dinlenmeyi hak ediyor. Hah, kendisi de geldi zaten. Neyse, size hayırlı akşamlar hocam. Sağlıcak. Hocam, nereye? Yani çalışmıyor muyuz? Çalışacağız tabii ama okulda değil. Sen izini alabildin mi? Aldım, aldım da... Ya ben şimdi merak ettim. Nereye gidiyoruz? Bugünkü dersimiz sosyal sorumluluk Aslı'cığım. Önden buyurun lütfen. Siz vazgeçmediğiniz sürece ev artık sizin sayılır. Yalnız hacı amca böyle kızlı erkekli işleri sevmez. Birlikte kalmayacaksınız değil mi? Ne alakası var efendim? O benim kuzenim. Onlar okuldan iki kız arkadaş kalacaklar. Değil mi? Evet, evet öyle. Buyurun. Hayırlı olsun o zaman. Yalnız mümkünse şu evi bir de ben görebilir miyim? Geri isterim ama. Kontratı yapmadan tamamıyla veremem çünkü. Tabii canım. Biz bir koşu gider bakar, anahtarı geri getiririz. Öyle değil mi? Ha ha ha. Madem her şeyi hallettik, sucuğum istersen biz de kalkalım. Şu evi bir de ben göreyim, hani dayımların içi rahat etsin. Demek dayımlar ha, senden korkulur vallahi. Kızım, yani ev sahipleri için en önemli şey teminattır. Şimdi onlar diyor ki, oho bu kızın hem amcası var hem dayısı, bundan izi Şam'da kayısı. Yani kira aksamaz, onlar onun derdinde işte. Peki nasıl buldun, beğendin mi? Vallahi ufak, mufak ama güzel be. Yani bir çatı sonuçta, ne diyeyim, hayırlı olsun. Ya şey, peki yarın babana nasıl açıklayacaksın bilezikleri? Ne yapacağız? Gideceğim mankenci abiden iş isteyeceğim. O da eşek değil ya, herhalde bir avans atar bana yani. Ondan da onu kapatacağız işte. Ya ne diyeyim bilmiyorum ki. Harbi orijinal adamsın. Çok sağ ol. Ne yaptım be, tamam işte. Hadi sen ara şu arkadaşını, ona haber ver. Ev tamam de. Biz de şu anahtarı herif kullanmadan geri götürelim ha. Tamam. Hadi. Ne yapıyorsun bakalım sevgilim? Söyle o Kerem hocana, seni çok fazla yormuşsun. Şimdiden çok özledim. Öpüyorum.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.